3, 2, 1. 5 Eylül 1977'de NASA'nın Voyager 1 isimli uzay aracı, ikiz kardeşi Voyager 2'den 16 gün sonra Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldığında, bilinmeyene doğru olan uzun yolculuğuna başlamış oldu. Uzay sondasının temel görevi, Güneş sistemimizdeki diğer gezegenlerin kendilerini, uydularını ve gizemli halkalarını yakından incelemekti. Voyager 1, kardeşine oranla daha doğrusal bir rota izleyerek Jüpiter ve Satürn'e doğru gönderilirken, Voyager 2, küçük bir açı farkı sayesinde iki gaz devini geçtikten sonra Uranüs ve Neptün'ün yakınından geçecek şekilde ayarlanmıştı. Her 175 yılda bir ortaya çıkan özel gezegen dizelimi bu iki kaşife tarihi yolculuklarında büyük bir avantaj sağlıyordu. Fırlatmadan birkaç hafta sonra Voyager 1 karanlıkta asılı gibi duran hilal şeklinde bir dünya ve ay siluetinin görüldüğü bu ilk fotoğrafını gönderdi. 18 Eylül 1977'de yuvadan yaklaşık 11 milyon kilometre uzaklıkta alınmış bu görüntü bir uzay aracı tarafından çekilmiş ilk fotoğraftı. Görüntünün yukarısında ayı ve ortasında mavi gezegenimizden bulanık bir Doğu Asya ile Pasifik Okyanusu'nun batı kısmını görebilirsiniz. Voyager 1 için oluşturulan doğrusal ve özel rota onu yaklaşık bir buçuk yıl içinde Güneş sistemimizdeki en büyük gaz gezegeni olan Jüpiter'e ulaştırdı. Ocak 1979'da ise gezegeni fotoğraflamaya başlamıştı bile. Jüpiter'in çevresindeki uçuşu boyunca yaklaşık 1900 fotoğraf karesi yakaladı ve bu timelapse Jüpiter'in 60 günlük bir zaman diliminde çekilen fotoğraflarıyla oluşturuldu. O zaman için dünyadan çekilmiş, herhangi bir fotoğrafla karşılaştırılamayacak kadar gelişmiş olan bu görüntüdeki parlak şeritlere gezegenin içinde hareket eden bulut kümeleri sebep oluyor. Renk filtreleri kullanılarak elde edilen bu yakınlaştırılmış fotoğraftaki büyük kırmızı nokta, Jüpiter'in 300 yıldan fazladır devam eden ünlü fırtınalarını temsil ediyor. Bu sıra dışı noktanın boyutu dünyanın kenarlarına değmeden rahatlıkla içinden geçebileceği kadar geniş. Onu çevrilleyen beyaz bölümse gezegenin mermer rengine benzeyen atmosferi. Buna ek olarak Voyager 1 Jüpiter'in ince halka sistemini de ilk kez görüntüledi. Bu arada sonda gezegeni fotoğraflamaya başlamadan önce bir halkaya sahip olduğundan haberimiz bile yoktu. Fotoğrafın ortasında bulunan bu bölüm, bulut katmanından 56 bin kilometre uzaklıkta bulunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Dünya ve Ay arasındaki mesafe 384 bin kilometre. Fotoğraftaki kırık saç tokasını andıran dalgalı şeritlerse uzay aracının sürekli yaptığı gibi 11 dakikalık post süresi boyunca da hareket etmesinden kaynaklanıyor. Öte yandan Voyager 1'in yaptığı incelemelerin yalnızca Jüpiter'le sınırlı kaldığı söylenemez. Sonda aynı zamanda gezegenin sahip olduğu onlarca uydudan bazılarını da yakından inceledi. Volkanik ay olarak tanımlayabileceğimiz Io gibi. Bu fotoğraftaki puslu görüntüde Io'nun cehennemi andıran yüzey detaylarını görebilirsiniz. Uydunun yüzeyine yayılmış eski volkanik yaralar bunun en belirgin örneği. Io aynı zamanda dünya dışında aktif volkanizma hareketlerinin tespit edildiği ilk bölge. Nitekim fotoğrafın sol üst bölümünde görülen büyük duman kütlesi bu özelliğinin bir sonucu. Farklı kamera filtreleri kullanılarak elde edilen bu yakın çekim fotoğraf, uydunun zengin renk çeşitliliğini de açığa çıkarıyor. Bunun alotrop ve sülfür bileşenlerinden kaynaklandığına inanılırken, yüzeydeki siyah noktalarınsa lav akıntıları ya da volkanik krater olabileceği düşünülüyor. Bu ilham verici keşif dahilinde Jüpiter'in en büyük uydusu olan Midin yüzey özellikleri hakkında da ilk kez bilgi sahibi olduk. Yüzeydeki ince buz tabakası boyunca yayılmış yüksek tepeler, oluklar ve çarpmaya bağlı oluşan kraterler bunlardan en çok göze çarpanları. Jüpiter ve uyduları üzerinde aylar süren çalışmalardan sonra Voyager 1 nihayet yolculuğunun bu kısmını tamamladı ve Nisan 1979'da birçok gizeme sahip diğer bir gaz gezegen Satürn'e doğru ilerlemeye başladı. Yaklaşık 20 hafta sonra tam olarak 9 Kasım 1980'de ise Voyager 1 halkalı gezegen Satürn'e ulaşmıştı. Etkileyici halkalarının yanı sıra Satürn'de tıpkı Jüpiter gibi gizemli uydulara sahipti. Yakın uçuş sırasında daha yakından inceleme fırsatı yakaladığımız gezegenin en büyük uydusu Titan gibi. Bu geliştirilmiş fotoğraf, Titan'ın zengin nitrojene sahip puslu atmosferini gösteriyor. Bu görüntü, bilim insanlarını uydunun yüzeyinde sıvı metan ve etan denizlerinin bulunabileceği yönünde bir teoriye yönlendirdi. Nitekim 2004 tarihli Cassini görevinde de bu teori doğrulanmıştı. Gezegeni çevreleyen halkalara doğru 8 saatlik bir yakın uçuştan sonra yakaladığı bu fotoğrafta görülen parlak ve koyu renkteki halkalar, trilyonlarca küçük buz parçacığından ve dağınık halde hareket eden büyük kaya kütlelerinden oluşuyor. Voyager 1, devasa denilebilecek miktarda veri topladıktan ve daha önceden var olduğu bilinmeyen 3 yeni uydu keşfettikten sonra, ana görevini tamamlamış bir şekilde başka hiçbir astronomik nesneye yaklaşmadan Uçsuz bucaksız karanlığın içinde kelimenin tam anlamıyla yalnız bir şekilde ilerlemeye devam etti. Dünyadan 6,5 milyar kilometre uzaklıktayken NASA aracın kameralarını astronom Carl Sagan'ın isteğiyle son bir kez geriye doğru çevirdi. Ve Voyager 1 Şubat 1990'da Güneş Sistemi Aile Portresi olarak bilinen bir dizi fotoğraf yakaladı. Her bir kare büyütüldüğünde Venüs, Dünya, Jüpiter, Satürn Uranüs ve Neptün'ün görüldüğü bu mozaik toplam 60 kareden oluşuyordu. Dünyamızın bu portredeki görüntüsü ise daha çok Soluk Mavi Nokta ismiyle biliniyor. Dağınık ışık şeridinin içindeki küçük mavi nokta, dünyamızın milyarlarca kilometre öteden çekilmiş görüntüsünü oluşturuyor. Başka bir ifadeyle, bugüne kadar 10 milyarlarca insana ev sahipliği yapıp iyi veya kötü sayısız olaya tanık olmuş Soluk Mavi Nokta kendisinden istenen her şeyi ve çok daha fazlasını başarıyla yerine getirdikten sonra, bilim insanları tarafından Voyager 1'in yıldızlar arası uzaya doğru olan yolculuğuna devam edebilmesi ve diğer enstrümanlarına daha uzun bir süre güç sağlayabilmesi için uzay aracının kameraları süresiz olarak kapatıldı. Satürn ile karşılaştıktan 24 uzun yıl sonra, 16 Aralık 2004'te Voyager 1, Güneş rüzgarlarının yavaşladığı ve yıldızlar arası rüzgarların etkili olmaya başladığı, güneş sisteminin dışına yakın bir bölge olan ve termination shock adıyla bilinen bölgeye ulaştı. Bu noktadan itibaren bu yorgun uzay aracı, güneş sistemini terk etmeden önce ulaşması gereken son katman olan yüklü parçacık kabarcıklarının bulunduğu heliosfere doğru ilerlemeye başladı. Bu kozmik dış kabuk, yıldızlar arası boyutta bir yolculuktan önceki son duraktı. 25 Ağustos 2012'ye gelindiğinde ise Voyager 1, yıldızlar arası uzaya çıkan ilk insan yapımı araç olmuştu. Yalnızca 5 yıl boyunca görev yapması için tasarlanan bu inanılmaz araç, şu anda Güneş'ten 21 milyar kilometre uzaklıkta, yıldızlar arası uzayda kozmik ışınlar hakkında veri toplamaya devam ediyor. NASA'ya göre Voyager 1, 2021 yılına kadar sahip olduğu aktif enstrümanlarına güç verebilecek. Sonraki 300 yıllık süreçte ise Oort bulutu denilen bölgeye, yaklaşık 40 bin yıllık süreçte ise Ursa Minor ve Zürafa Takım Yıldızı'na doğru ilerleyecek. Yani evden çok uzaktaki bu kaşif, samanyolunun içinde dolaşmaya sonsuza kadar devam etmek zorunda. Bu Voyager bir hakkında söylenebilecek çok şey var ve tüm bunları bir videoya sıkıştırmak tabii ki mümkün değil. Bu videoda onun inanılmaz yolculuğuna kısa bir göz attık. Başka bir videoda ve tabii ki başka bir hikayede görüşmek üzere.